Öfkesi dinince götü yüzünü, bırakın da yürüyelim ne kadar yol varsa. Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürecek bir şehir bir yetim projesi Görücü'ye çıktı. Sivas'ta Ulu Cami avlusunda çocuklar yalvaran gözlerle etrafa baka baka açıyorlar küçük esmer avuçlarını. Kırık bir hançer arası yönlendi. Berceste mısralar kadar naif. Göz yaşından bir elbise içinde akşamda ıslanan yağmura sığınırdı. Yağmur dergisinde yayımlanan şiirleri tanınmış yorumcuların okuduğu Göklerin Titreşi adlı albümün galası İstanbul Çemberli Taş Fırat Kültür Merkezi'nde yapıldı. Şöyle ki, inşallah 50 bin CD ile 3 tane yetimhane yapacağız, değil mi başkanım? Allah'ın izniyle. 100 bine CD sayısı çıkmış. Evet. Albümde şiir okuyan sanatçıların yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programın sunuculuğunu Ahmet Bozkuş üstlendi. Albümün adı Göklerin Titreşi. Bir hadis-i şeriften yola çıkarak bu isim konmuş. Çok da mantıklı olmuş. Bir yetim ağladığında gökler titrer. Ve bence bir yetimin başını okşamanın şiirden daha naif, daha zarif bir yolu olamaz. Bu da çok güzel düşünülmüş. Normalde şiir hüzünlendirir, ağlatır belki ama burada bu şiirler, bu albüm yetimlerin yüzünü güldürecek. Bununla beraber de bizlerin de yüzü gülecek diye inanıyorum. Ama şöyle bir şey var, biz yetim deyince aklımıza böyle çocuklar geliyor değil mi? Ama bir insan 50 yaşında da yetim olabilir yani. Bir insan annesini kaybettikten sonra yetimdir. Yaşın hiçbir önemi yok. Ve bence bu albüm dünyanın her yerindeki vicdanı olan insanların bam teline dokunacak bir albüm. İyilik fırsatı her zaman gelmez. Bu bir nasip meselesi. Ben herhangi bir yerinden bu projede olmayı isterdim. Allah sesimi nasip etti. Şükürler olsun. Ve sonuna kadar da bana ne görev düşüyorsa ben yetimler için varım. Sonuna kadar. Albümün gelirleri Kimse Yok Mu Derneği aracılığıyla Afrikalı yetimlere ulaşacak. Aslında değerli yapımcılar bana izin verirlerse ben bunu bir şiir bin yetim olarak ifade etmek istiyorum. Çok değerli bir sanatçı duyarlılığıyla karşı karşıyayız bugün. Albümün aranjörlüğünü Murat Göğebakan, Eşref Ziya, Dursun Ali Erzincanlı ve Engin Noyan yaptı. Albümün yönetmenliğini ise Umut Mürare üstlendi. Sivas'ta Ulu Cami avlusunda çocuklar yalvaran gözlerle etrafa baka baka